Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onlardan bahsedelim. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündeminde 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa finali var. Var ama taraftarların istediği gibi ya da TFF'nin istediği gibi ya da Galatasaray'ın istediği gibi bir görüntü yok ortada. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fenerbahçe hepinizin bildiği gibi U19 takımıyla sahaya çıkma kararı aldı. Maça 9 kişiyle çıkacak. Sonrasında 3 kişi çeşitli nedenlerle sahadan ayrılacak ve 6 kişi kalınca maç tamamlanmış olacağı için daha doğrusu kurallar gereği, futbol müsabaka talimatı gereği maçın oynanması mümkün olmayacak ve hükmen Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle maç sonuçlanmış olacak. Hatta bu noktada şunu da söyleyelim. Fenerbahçe maça gideceği günü bile farklı bir noktaya getirdi. Maç günü saat 16.30 uçağıyla gidecek. Belki de maçtan 3 saat önce orada olacak ve U19 takımıyla gidecek. Dolayısıyla basın toplantısına da katılmayacak. Bu manada baktığımızda gerçekten de Süper Kupa biraz da hani bu sezonki bu sancıların arkasından anlamsız bir şekle büründü ki bu Türk futbolu için pek güzel bir görüntü değil, onu söyleyelim. Ve hemen Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu vurgulayalım. Şimdi şöyle devam edelim. Tabii ki bazen güzel şeyler de oluyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Tabii ki profesyoneller çalışmaya devam ediyor. Mario Branco devam ediyor. Onun gündeme aldığı iki oyuncuyla ilgili gelişmeler var. Ondan da bahsedeceğim. Ama galiba önce Ali Koç'un The Athletic'e yaptığı konuşmadan bahsetmemiz gerekiyor. Halil Umut Meler'e çok sert sözler söyledi. Trabzonspor maçıyla ilgili olarak tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu diyor Halil Umut Meler için ve lisansının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu açıklamayı eğer yurt dışında yapıyorsanız gerçekten de Halil Umut Meler'in kariyeri açısından son derece olumsuz bir tablonun ortaya çıktığını net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu manada baktığımızda da can sıkıcı bir durumdan bahsedelim. Evet, şimdi madem şu Süper Kupa ile ilgili, yani tabii bu onunla bağlantılı olduğu için bir gelişmeden bahsediyoruz. O zaman bir kez daha Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki görüş ayrılığı diyelim, fikir ayrılığından da bahsetmemiz gerekiyor. Aziz Yıldırım Süper Kupa'ya ilişkin olarak uzun bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım ve arkadaşları olarak. Ben onun içerisinden bir bölümü almak istiyorum. Tabii sizin de görüşleriniz burada çok değerli. Belki de yorum olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Aldığım bölüm şu, diyor ki Aziz Yıldırım, formamızı ve armamızı taşıyan U19 takımımızı Süper Kupa finalinde sahaya sürmek suretiyle maçın yarıda kalmasına sebep olmak, formamıza ve armamıza yapılmış bir hakaret, bu formayı giyen gençlerimize yapılmış bir haksızlık olacaktır diyor. Böyle bir tespit yapmış. Tabii uzun bir şey ama ben bir bölümünü okuyacağım. U19 takımı ile çıkmak kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür. Fenerbahçe Spor Kulübü mensupları korkmaz diyor. Yani bir şekilde şunu anlatmaya çalışıyor. Siz 3 aydan 1 yıla kadar ceza alıp bir daha yöneticilik vasfı elde edememek gibi bir korku yaşıyorsunuz. Onun için böyle bir karar aldınız demeye getirmiş. Tabii ki sportif ve hukuki cezalar dediği de bu. Dikkat ederseniz maddi cezalar dememiş Aziz Yıldırım ki zaten maddi olarak herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yine şöyle bir cümle var işin içerisinde. Bizim düşüncemiz 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa finaline A takım kadrosuyla çıkmaktır diyor. Bugün basına yansıyan bazı haberler vardı. Kamuoyuna yansıyan bazı haberler. Onların içerisinde de şöyle bir
gerçek vardı. Oyuncular ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oynamak istediği doğrultusundaydı. Ama bu noktada net bir şeyler söylememiz mümkün değil. Bir istihbarat olarak yansımış bir haberi de sizlerle paylaşalım. Aziz Yıldırım da çıkmamız, oynamamız gerekli diyor. Ve hatta onun altını da şöyle doldurmuş. Ondan da bahsedelim. Şartlar ne olursa olsun Süper Kupa finalinde takımımızın Galatasaray'ı yenerek kupayı alacağına olan inancımız tamdır. Tarihimiz şartların aleyhimize olduğu pek çok maçta Galatasaray'ı hüsrana uğrattığımız maçlarla doludur. Galatasaray maçları Fenerbahçelilerin bayramıdır diyor. Böyle bir tespit yapmış. İkili arasında yani Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıklarının buradan da devam ettiğini net bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz diyelim. Gerçekten de önemli. Peki şimdi bu noktaya baktığımızda yani kişisel kanaatimizi de söyleyelim. Ya hiç gitmeyin, yani gitmemek de bir eylemdir. Ya da böyle ne diyeyim, hani yangından mal kaçırır gibi bir eyleme girmek de çok doğru değil. Zaten Fenerbahçe taraftarları anladığım kadarıyla Ali Koç'un bu eyleminden çok da fazla mutlu olmadılar. Onu söyleyelim. Bu arada dedik ya bazen güzel şeyler de oluyor. O güzel şeylerden bir tanesini sizlerle paylaşayım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde bir Fair Play kurulu var. O kurula öneride bulundu hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor. Trabzonspor Serdar Dursun'u Fair Play adayı olarak gösterdi. O olaylı maçtaki arkadaşlarını yatıştırma, onların aralarına girme noktasındaki katkısı nedeniyle hemen Fenerbahçe'de karşılık olarak da soyunma odaları koridorlarına giderken Evren Eren Elmalı'nın özellikle Fenerbahçeli futbolcuları koruma içgüdüsünü de gösterdiğini ve bu nedenle de fair play'i hak ettiğini ortaya koydu. Bu noktaya baktığımızda hani bazen güzel şeyler de oluyor. Küçük de bir teselli olsun. Serdar Dursun ve Evren Eren Elmalı muhtemelen fair play ödülü alacaklar. Onları da söyleyelim. Böyle bir olaydan fair play ödülü çıkması beni de mutlu etti diyebilirim. Şimdi iki tane haberimiz var. Tabii Olympiakos maçına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu manada Cengiz Ünder, Batshuayi iyi durumda. İyi duruma geldiler. Mert Hakan'ın o da iyi fakat antrenman eksiği var. Sadece Fred'de sıkıntılar var. Eski sakatlığının henüz net olarak iyileşmediğini söyleyebiliriz. Bunu söyleyelim. Tabii bununla ilgili daha önümüzde günler var. O günlere yönelik olarak size Olympiakos maçıyla ilgili bilgiler aktaracağız. Olympiakos'un futbolu, anlayışı, onlardan bahsedeceğim. Enteresan bir haber geldi. Nereden geldi? İspanya'dan, Elmira'dan geldi. Arda Güler'in Sevilla'ya kiralık olarak gitmek istediği haberini verdi. Hatta haberin içerisinde Arda Güler'in Ancelotti'ye kızgın ve kırgın olduğu bilgisi de var. Ve sportif direktör, Sevilla sportif direktörü Victor Orta'nın da son derece beğendiği Arda Güler'i transfer etmek istediği ve teklif yapmak üzere hazırlık yaptığı bilgisi var. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ve gelelim sözlerimizin başında vurguladığımız Mario Branco olayına. Fenerbahçe'nin sportif direktörü tabii bir kurumlarda devamlılık esastır noktasından hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor. Pep Guardiola ile bir görüşmesi oldu ve Sergio Gomez'i istedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan sol bek 13 maçta oynadı, 1 gol attı. Manchester City'li oyuncu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Peki şimdi nereden çıktı Sergio Gomez derseniz, dedim ya kurumlarda devamlılık esas. Ferdi'nin artık bu şartlar altında Fenerbahçe'de yani gelecek sezon olması mümkün olmadığı için Fenerbahçe oradan kazanacağı 25-30 milyon euroyu yine olumlu bir şekilde kullanmak istiyor. İkinci adayı da biliyorsunuz Mario Branco, daha önce Karagümrüklü Levent Mercan için de girişimlerini sürdürüyor. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.